Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda ittifak savaşı çekeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci kademedeyiz. Ve Çinli bir ittifaka karşı savaşıyoruz. 3038 savaş reytingleri var maşallah. Şimdi savaşa devam ediyoruz. Bu takımla giriyorum. Benim yolum sağ taraf arkadaşlar. Sağ tarafta Rog'a gideceğiz. Oradan da Nova var gördüğünüz gibi. Nova için de Nick Fury idealdir. İlk önce Rogue'la başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi Himaye yedek iyileşme karoları mevcut. Quake kullanacağım. Magic de kullanabilirdim ama Magic'i boss'a saklamak istedim. Ha, zaten şeyi varmış. Ben bunu normal döverim. Ustalığa çıkmış. Evet, şimdi normal dövmeye başlayabiliriz. Quake'in taktiğini de yapsam olur. Global karomuz akış karosu gördünüz zaten. Güç kaldırdı, güç bastı. Rock. Evet. Ne oldu öyle? Gördünüz mü? Hiçbir şey anlamadım. Bug'a bakın. Neyse ölmedik neyse ki. Önemli değil Quake'in canı. Şimdi sırada Nova var arkadaşlar. Quake atladı, yetişemedi Rog'a. Bu nasıl bir şey? Şaşırtıcı valla. Nick Fury kullanacağız. Onda da Himaya alıkoyma karosu var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve yedek iyileşme gene. Neyse ki bir denetim muhafızı değil Nova. En kötü özelliklerinden biri bu karoya göre. Alıkoyma yaptığımız zaman bloklama yapıyor. Ve eğer 75 tane yükü varsa siper bile yapıyor arkadaşlar. O yüzden Nick Fury bu işin en iyisidir. Oto siperlerden yani oto bloklardan hiçbir şekilde sersemletme yemiyor. Şimdi Nick Fury kullanacağız o yüzden. Arada dayak yiyebiliriz. Çünkü yapacağımız şey biraz riskli. İlkini otomatik blokladı mesela. 1... 2. Heh, bu kez yapmadı mesela. Bazen son darbesi hep değiyor. Şerefsiz kritik de vurdu. Siper de yemedi. Biraz garip Nova görüyorsunuz. Ama olsun. Nick Fury'nin iki canı vardır nasılsa. Evet, gene saldırısını attıracağım şimdi. Ama çok üstüme geliyor. Hı, tamam bitti. Şimdi normal dövebiliriz. Ustada da açık. Biraz canımız gitti ama. Yükümüz kalkmadı daha. Hala iki canlıyız. Engellenemez oldu. Sorun yok. Güç doldurmaya devam ediyor. L3'ü gelecek birazdan ve geldi. Hadi bakalım inşallah öldürürüz. Yoksa süper yeteneğimiz açılacak. Ki ölmeyecek büyük ihtimalle. Sağlık olsun. Nick Fury'ye sadece burada ihtiyacım vardı nasılsa. İşte bu kadar arkadaşlar.
Biraz zorluyor, evet. Ama Nick Furniz varsa yine kesiyorsunuz her. Evet arkadaşlar, sıra geldi ortak sürpriz karomuza. Evet, Quake'le gireceğiz. Risk almayacağım. Ne olur ne olmaz sağlık. Basacağım bir 6000'lik. Evet, uzun mesafeli ilişki ve himaye karosu var arkadaşlar. Ağır saldırı istiyor. Şimdi başlıyoruz Quake'le ve Havok. Tüh, basmama gerek yokmuş. Bir de kopyalı. İyiymiş. Evet, devam ediyoruz. İki tane yük kaldı. Hep de bitirici attı. Bir canımızı da fulluyoruz ama bir yandan, o da güzel. Özel saldırı atmaya korkuyorum deminki olan şeyden ötürü. L3 atarım en fazla. Gene koşarak şey yaptı. Ne meraklıymış bitiricisini atmaya. Bir de üstüme de şey almaya çalışıyorum. Bir zayıflık yükü alayım ki canımı doldurayım. İşte can basmam boşuna oldu o yüzden. Aldık. Yok, plazma aldık. O da güzel. Evet. Özel saldırısını attıracağız. Yine özel saldırısı geliyor. Hiç risk almayalım. Evet, canımızı fullledik gördüğünüz gibi. Hiç basmaya gerek yokmuş o potu. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kısmımıza geçtik. Mordo ve Clairvoyant var karşımızda. İkisi de kontrol hero'su olduğu için mecbur Quake kullanacağım gene. Akış karosu böyle arkadaşlar. Maalesef Quake ve Guillotine 2099 kullanmak zorundayız hep. Her yeri Quake'le alıyorum artık savaşta. Eski savaşları özlüyorum yani böyle. Blade kullandım, başka bir şey kullandım. Corvus bile kullanmıyorum artık. Evet, ters kontrollerimiz var. Bunu da 20 saniyeliğine. Yetenek isabeti de azaltamıyoruz. Ondan güç dolduruyor Mordo. Ay doğru, azaltamıyorduk. Astral kaçış da yapıyor o yüzden. Evet, devam ediyoruz. Ustalığı da açık unutmuş adam. Ah, doldu. Ters kontrol bitmiş de ben de niye saldırmıyor diyorum. Geri kaçıyormuş. Şimdi Clairvoyant'ımıza gidiyoruz. Evet. Onda da gördüğünüz gibi büyük akıl karışıklığı vardı arkadaşlar. Ve irade gücü. Başlıyoruz Quake'le. Bunun da ustalıkları açık kalmış. Şimdi güç dolduruyor. Şey yaptığımız için. Yetenek isabetine bağışık ya. O yüzden güç dolduruyor.
Şimdi L1'in atmasına izin vereceğim. Şansa da o vuruşum kritik darbe oldu. O zaman normal dövelim. Nasılsa geri tepmeden kendini öldürür. İşte böyle. Kanata kanata biraz canımızı aldı ama sorun değil, pot basarız. Evet. Bu şekilde ikinci kısmımızı da bitirdik. Ortak karo kaldı. Sıra ortak karo Warlock'a geldi. Canımızı dolduracağız biraz. Buradaki karomuz yakın karşılaşmalar, irade gücü ve koruyucu kalkandı arkadaşlar. Ve aynı zamanda da kontrol savunması. Warlock, Quake kullanacağız. Evet, fullemeye az kaldı gördüğünüz gibi. Evet, %96'ya kadar getirdik arkadaşlar. Fulledik de düştü. Amacımıza ulaştık. Evet, sıra şampiyona geldi arkadaşlar. Artık İttifak Savaşı Quake savaşına döndü arkadaşlar resmen. Herkes de Quake kullanıyorum. Ama karolar da çok şey yani. Özel teslimat, kinetik aktarım. Yani bu kademede hiçbir şey risk almak istemiyorum. O yüzden Quake kullanıyorum genelde. Şampiyon son karoda olmadığı sürece zaten gayet kolay bir şampiyon indirmesi. Temel iddet ona gerçek saldırı da verebilirdi bence arkadaşlar. Kozmik ya. Kozmik şampiyonları genelde gerçek saldırı açıyor. O zaman zorlayıcı olurdu. Buna çok dikkat etmeliyiz. Siz de dahil. Bazen kombosunu bitirmeden geriye çekiliyor. Quake'le alışkanlık bir anda ağır saldırıyı bırakabilirsiniz. Bakın gene aynısını yaptı. Evet, şampiyonu da indirdik. Evet, minilere enerjimiz fullendiğinde gireceğiz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sağ miniler ve boss kaldı. Corvus'la başlıyoruz. Evet, şimdi durmadan devam edeceğimiz için güçlendirmeleri şimdi basacağım arkadaşlar. Boss'a ne olur ne olmaz güçlendirme basıyorum. Saldırıya pek gerek yok şu anda. Can güçlendirmesi ve
şampiyon desteği basacağım sadece şimdilik. Horus'la savaşımıza başlıyoruz. Bakın gene kombosunu bitirmeden kaçtı. Aman çok dikkat etmek lazım. Ne agresif oynuyor bu da. Gene bitirmeden kaçtı. Evet, şu bitsin. Gerisini vurarak halledeceğiz. İşte bu şekilde arkadaşlar. İlk rakibimizi aldık. Şimdi sırada Magic var. Gördüğünüz gibi Magic ile boss'u aynı adam atmış. Ve ben buradan bu adamın ustalığının açık olduğunu görüyorum. Eğer Magic'in ustalığı açıksa Mojo'ya girerken bir güç varıyla başlamamız gerekmeyecek. Yani o güçlendirmeyi kullanmamıza gerek olmayacak. Çok rahat yetiştiririz çünkü zamanı. Zaman sıkıntısı oluyor genelde Magic'le dalınca Mojo'ya. Bakalım ustalık açık mı gerçekten? Ve açık, evet. Çünkü atarken kapalı ve attıktan sonra da ustalığı açmış olabilir. Buna hiçbir zaman güvenmeyin. Öncesinde bir adamını görürseniz önce ona dalın, oradan emin olun. Mutlaka. Ayrıca Magic biliyorsunuz ki denetim muhafızı. Orada o yüzden Quack kullanmak şart. Güç barını kesinlikle doldurmaması gerekiyor. Limbos'u çok hasar veriyor. Evet, Magic'i de aldık. Şimdi sırada üstün simbiyot var. 6 yıldızlı. Kopyası olmadığı için Quack deneyeceğim arkadaşlar. Üstümüze sendeletme atamaz otomatik olarak çünkü. İptal karosu olduğu için Magic kullanmayacağım. Güç doldurur çünkü gücünü kitleyemem. Zamanlama hatası.
Şimdi canımız gidecek. Hep yanlış basıyorum. Biraz daha dövelim. Mistik ustalığı da açık bunun. Dikkat etmeliyiz. Nedense de hiç kritik vurmuyorum. Evet, devam edebiliriz. Çok tehlikeli bir zamandan geçtik orada. Evet, üstün simbiyotu da temizledik. Yine Quake'le zormuş gerçekten. Şimdi sırada boss var arkadaşlar. Ustalığı açık. Her zamanki karolar, akış karosu. Yavaş oynayacağız Magic'le. Bir ağır saldırıyı yükle diyor. Yükletmeyeceğiz. Ama doğru zamanlı blok yapmam lazım şimdi de. Yaptık. Çok iyi gidiyoruz. Zaten kendini öldürüyor Mojo şu anda. Alanı hala açık değil. Şimdi açık. El becerisini feda edemem. Ya da bir kere bozma yiyelim. Ölmeyiz nasılsa. Evet, özel saldırı kullan diye şey verdi şimdi de. Bekleyelim, acele etmeyelim. Bir darbeden sıyrılverdi. Sıyrılmadan dövmeye devam ediyoruz. Evet, görevleri de izliyorum. Ona göre oynuyorum. Blok yap diyorsa blok yapmıyorum. Şimdi özel saldırı kullan dedi galiba. El becerimiz yok. Ve işte neredeyse bitti arkadaşlar. Evet, ustalığı açık olunca çok rahat alıyorsunuz Mojo'yu gördüğünüz gibi. Ve savaşımızı bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grubumuz bu şekilde savaştı. Sadece 7 knockout verdik. Gayet güzel. Savaşın gidişatı da henüz belli değil. Daha var. Kazananı kaybedeni görünce ben videonun altına yorumlardan yazarım. Bu savaş videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci kademede savaştık. Bir sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.